Milyonlarca memurun gözü hükümetle sendikalar arasındaki pazarlıktaydı. Dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında varılan anlaşmanın imza töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlendi. Yapılan görüşmeler sonucunda 2018'in ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %3,5, 2019'un ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay içinse %5 oranında zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Sonuçlandırdık olumlu şekilde. Anlaşmanın imzaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yetkili Konfederasyon Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından atıldı. Bu zam oranları en düşük dereceli memur maaşında 2018 yılının tamamı için 171 lira 4 kuruş, 2019 yılının tümü için 221 lira 71 kuruş artış anlamına geliyor. İmzalanan zam oranları ortalama memur maaşı içinse 2018 yılı için toplam 227 lira 49 kuruş, 2019 yılında ise 294 lira 88 kuruş artış yapılmış oldu. 2018 yılının ilk 6 ay için hükümetin teklif ettiği %3,5 artışla ilgili kalemi verdiler, mürekkebi doldurmadılar diyen Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklif 4'e çıkarılınca teşekkür etti. Elimize kalemi veriyor ama içine mürekkebi koymuyor. Dolayısıyla bu teklifin kalemi verdiği gibi mürekkebi de içine koyması gerektiği açık. Sayın Bakan'a huzurunuza teşekkür ediyorum. Kalemin mürekkebi 3,5-4 yapınca mı dolmuş oldu? 0,5 puanlık, yarım puanlık artışla mı doldu? Memur konfederasyonları ise yapılan anlaşmaya tepkili. Toplu sözleşme sürecini bir ortak oyunu gibi gördük. İmza törenine katılmayarak anlaşmayı protesto eden Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sonuçlara saygı duymuyoruz dedi. Sonuçlarına katılmadım, sonuçlarına saygı duymadım. 20 milyon insanın beklentilerini boşa çıkaran bir imza töreninde bir sendika genel başkanı olarak bulunmamı abeste iştigal olarak gördüm. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Hasan Kütük de yazılı açıklama yaptı. Kütük, kamu emekçileri yapılan buçukluk zamla aldatıldı, enflasyona ezdirildi dedi. Tuzağa düşmemeliyiz diyoruz. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Bayram Zengin de anlaşmanın kabul edilmesini örgütlü bir ihanet olarak yorumladı.